Merhabalar. Bugün 30 Ağustos 2020. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyoruz. Ancak bizim bugün konuşacağımız konu aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından kaybedilen insanlar günü olarak da zorla kaybedilen insanlar günü olarak da 30 Ağustos belirlenmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin son 4-5 yıldan bu yana yaşadığı hukuksuzlukların belki de en önemlilerinden bir tanesi olan insan kaçırılmaları ve kaybedilmeleri konusunu Sayın Avukat Ömer Turanlı ile konuşacağız. Ömer Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim Metin Bey. Türkiye'nin 1980'lerde ve 90'ların başında özellikle çokça gördüğü insanların kaçırılması ve onların kaybedilmesi konusu maalesef biz bitti zannediyorduk ama 2016 sonrasında yeniden gündeme gelmeye başladı. Sokakta kaldırımda yürüyen insanları kaçırmaya başladılar. Arabasıyla seyahat edenlerin çocuklarının yanında yolu kesilip arabadan zorla alıp götürüldüğü görüldü. Bunların pek çoğundan aylarca haber alınamadı. Ancak 3 ayın, 5 ayın, 6 ayın sonunda haber alınırlarsa işkence görmüş bir şekilde bir emniyet bırakılmış şekilde bulundular. Hala haber alınamayanlar da var. Dolayısıyla Türkiye yeniden insan kaçırılmaların, kaybedilmelerin ve en önemlisi de işkencelerin konuşulduğu bir ülke haline geldi. Sizinle başlarken son durumdan haberiniz var mı? Ne kadar insan kaçırıldı? Bunların kaç tanesi geri bulundu? Ne kadarı kayıp? Biraz öyle başlayabilir miyiz? Şimdi net sayı veremiyorum ben ama darbeden sonra özellikle Gülen cemaatine yönelik sempatizanlar, taraftarlar sizin de malumunuz yurt dışında işte Kosova'da, Moldova'da kaçırılıp Türkiye'ye getirildiler veya ülke içerisinde birçok insan kaçırıldı, işkenceye tabi tutuldu, aylarca haber alınamadı ve bir anda emniyette ortaya çıktı bu insanlar. Yani aylar aylar sonra şu anda da yine hala haber alınamayan insanlar var. Aynı zamanda sadece Gülen cemaatine yönelik değil, Kürt vatandaşlarımız ve Alevi vatandaşlarımızla ilgili de kaçırılma hadiseleri de maalesef var. Yıllardır bu devam ediyor. Bu dönemde de bu arttı ve son surat maalesef devam etmektedir. Şimdi bu Dünya kamu, kaçırılmalarla ilgili evet. olan. Buyurun. Dünya kamuoyunun gündemini de biliyorsunuz NBA oyuncusu Enes Kanter gündeme getirmişti. Kendisi Endonezya'da bulunduğu zaman diliminde galiba 3 sene kadar önceydi. Bir kaçırılma teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Sonra bir şekilde kendisini koruyarak zorla Romanya'dan Amerika'ya tekrar dönebilecek şekilde getirdi. Ama bu arada bütün dünyada, Türkiye'nin dünyanın değişik yerlerinden insanları kaçırma faaliyetleri içinde bulunduğunu öğrenmiş oldu. Sadece Türkiye'de, Ankara'nın sokaklarında, İstanbul'un sokaklarında değil, buldukları her yerde insanları kaçırmak gibi bir eğilimin içine maalesef belli bir grup girmiş gözüküyor. Doğru. Şöyle aslında yani burada Türkiye'nin bu yıllardır problemi bu dönemde de özellikle cemaat soruşturmalarında devletin kendince bir refleksle işte belli başlı insanları kaçırıyor. İşte öğretmeni, işte iş adamını veya akademisyeni kaçırıyor. Şimdi bunu aslında İzzet Özgenç bundan birkaç yıl önce Erdoğan'a sundu. İşte devletin bu kaçırılmalardan dolayı uluslararası arenada sunduğu raporda uluslararası arenada zor duruma düştüğünü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası arenada haydut devlet konumuna geçiş sağladığını, bu kaçırılmaların yanlış olduğunu, hiçbir şekilde hukuki olmadığını, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Birleşmiş Milletler'in ülkemizi haydut devlet statüsüne soktuğunu, sokacağını işaret etti ama maalesef Erdoğan kendi rejimini, kendi bekasını koruma adına son surat istihbarat örgütleriyle birlikte bu kaçırma olaylarının önünü açtı. Belki de müsebbibidir, tamamen müsebbibidir. Şimdi ne oldu gelinen aşamada? İzzet Özgenç kullandığı bu tabiri, İzzet Özgenç'in kullandığı bu tabiri istihbarat maalesef bu içini bunun doldurdu ve ülkemizi uluslararası arenada haydut devlet konumuna soktular. Sokmasına da girmesine de sebep oldular. Ha şimdi burada
Türkiye Cumhuriyeti asla haydut devlet değildir. Ülkemiz bizim özelimizdir, kutsalımızdır, milletimiz kutsalımızdır ama ülkede yuvalanan çeteler, ülkeye sahip çıkmak isteyen çeteler maalesef haydutluk yapmaktadırlar. Bu haydutluğu yapanlar da şu an rejim tarafından kollanıp korundukları için de ülkeye bir kara bir leke çalmaktadırlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu kaçırılmalarla ilgili karar verdi biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Malezya'daki kaçırılma olaylarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yapılan fiil ve eylemlerin arkasında olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti istihbaratının bu eylemlerin önünü açtığını ve bizzat istihbarat tarafından yapıldığını söyledi. İnsanların haklarının ihlal edildiğini tespit etti, raporlaştırdı ve karar altına aldı. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de geçtiğimiz yıl Moldova'daki kaçırılma olaylarıyla ilgili olarak uluslararası bir karar verdi. Moldova hükümetini başvurucular lehine 25 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Şimdi burada şeklen Moldova hükümeti mahkum edilmiş olsa bile aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkum edilmiş oldu. Bu tabii ki bizim ülke adına istediğimiz bir şey değil ama ülkede dediğim gibi yuvarlanmış çeteler insanları haydutça kaçırıp devlet kimliğine bürünüp devletin verdiği kimliği, zırhı kullanarak AKP iktidarının desteğiyle bu haydutlukları maalesef yapmaktadırlar. Ama bu tabii ki devletin karası değil, şu anki mevcut hükümetin karasıdır ve bunun sorumluluğu da devletin değil, şu an bu işe yol açan, bu işe destek veren, bu işi bizzat yaptıran istihbarat elemanlarıdır ve şu anki mevcut hükümettir. Ama şu anki hükümet devlet değildir. Bunun altını çiziyorum. Yani devlet ayrı, hükümet ayrıdır. Bu suçların failleri şu an hükümetin içerisinde bulunan insanlardır. Bu işe destek verenlerdir. Emniyet teşkilatıdır ve istihbarat teşkilatıdır. Siz insanları kaçırıp aylarca özgürlüğünden mahrum bırakıp işkence yapıp türlü türlü işkenceler yaparak o insanlara işte zorla ifade imzalatma, özgürlüklerini ellerinden alma bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Bunun hiçbir hukuk sisteminin zaten kabul etmesi mümkün değildir. AİHM'in bu Moldova ile ilgili verdiği kararın zaten satır başlarında biz bunu görmekteyiz. Düşünün yani dünyanın işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünyada en üst mahkemelerden biri işte en üst yani AİHM dediğiniz zaman artık bunun ötesinde başka bir kurum veya kuruluş yoktur. Bu kararın satır aralarında şunu söylüyor. Diyor ki ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti sen Moldova'daki kaçırılma hadiselerinin müsebbibisin. O ülkenin istihbaratıyla sen beraber hareket ettin. Beraber bu fiili, bu cürmü beraber işledin. Ki o dosyada, o mahkeme dosyasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o dosyayı ivedi olarak incelemeye aldı. Çünkü mağduriyet gün gibi, güneş gibi ortadaydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu davaya müdahil olması için çağrıda bulundu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerinin diyeceği bir şey olmadığı için davaya katılmadılar. Katılsalar zaten aynı şekilde o kararın icrai kısmı onlar için de bir şekilde geçerli olacaktı ama dediğim gibi savunulacak bir tarafı yoktu. Yani bu kaçırma olaylarının gerek uluslararası hukukta gerekse uluslararası kuruluşlarda ses getiriyor, karara bağlanıyor ve bunların bir şekilde iç hukukta da karşılığı olacaktır. Şu an mahkemeler baskıdan dolayı serbest hareket edemiyorlar, rahat karar veremiyorlar ama emin olun bu baskı ortamı biraz yumuşadığı zaman bu kararların icrailiği ortaya çıkacaktır ve o kaçıran insanlar er veya geç işlediği bu fiillerden dolayı da yargılanacaktır. Yani bunlar rüya değil Metin Bey, bunlar hayal değil, bunlar çok uzak değil. Ben şöyle söyleyeyim size, şimdi mesela ceza hukukunda şöyle bir şey vardır.
kamu yararı var. Mesela kamu yararı diye bir kavram vardır. Bu çok önemlidir. Şimdi bir insan eğer öldürüldü ise ve bunun faili belli ise yargılanır. Fail eğer o mağdur olan kişinin yakınları bu öldürme hadisesinden örnek veriyorum vazgeçse bile kamu menfaatinden dolayı kamu yararından dolayı devlet bu işin peşini bırakmaz. O fail belli olan fail bir şekilde yargılanır ve cezasını alır. Şimdi aynı şekilde bu kaçırılma olayları da bir kamusal bir sorundur. Kamusal bir meseledir. Yani yarın bu işin bu siyasi arenadaki bu baskı ortadan kalktığı an bu işin failleri kesinlikle yargılanacaktır ve bu işin mağdur yakınları peşini bıraksa bile kamu bu işin peşini bırakmayacaktır. Şu an bütün kaçırılma Oraya hadiseleri zaten Ömer Bey, kapsamındadır. özellikle bu Efendim. mağdur yakınlarının hareket planı ile alakalı birazdan tekrar o konuya gelmek istiyorum ama size sormak istediğim bir konu var. 15 Temmuz'un hemen ertesi gününde birkaç gün içindeki olaylarda son zamanlarda sosyal medyadan da okuyorum. O günler yaşayanların ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. İşkenceler, tecavüzler yaşanıyor. Hem kadınlara hem erkeklere çok akla hayale gelmeyecek işkence metotlarının uygulandığı görülüyor ifadelerden anladığımız kadarıyla. Bir taraftan da bunlara paralel olarak sokaklardan insanlar kaçırılıyor ve bunlar ortaya çıktığında hem ailesiyle neredeyse görüşmek istememesinden hem hiç avukat istememesinden ya da ailesine baskı yapıp lütfen beni gündeme almayın demesinden anlaşılıyor ki onlar da ağır işkenceler görmüşler. Aslında başta bahsettiğim işkence yapılan modelle insanları kaçırdıkların zaman yaptıkları işkenceler sanki hepsi aynı çatının, aynı organizasyonun işi gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Öyle bir Kesinlikle düşünceniz, doğru analiziniz söylüyorsunuz. var İşte mı? biraz önce literatüre işte İzzet Hoca'nın ben o gerçekten çok doğru olan ve bunu dediğim gibi bunun Avrupa yani şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi zanneden bir ahmak bir grup var. Yani bunlar kendisini böyle her şeyin üstünde zannediyorlar. Böyle laüsel zannediyorlar. Yargılanamaz zannediyorlar. Ülke onların zannediyorlar. Halbuki ülke hepimizin. O ülke hepimizin bizim özelimiz, ülkemiz, vatanımız, insanımız bizim. İşte bu grup kendini böyle her şeyin üstünde zannediyorlar. İşte İzzet Hoca'nın dediği ülkenin çeteleşmesi işte bir şekilde işte yönetenlerin buna çanak açması biraz önce işte İzzet Hoca'nın dediği o tabiri aslında destekliyor. Şimdi bu kaçırılma olaylarında yani bu klasik istihbarat devletlerinin yaptığı operasyonlar aslında. Ne yapıyor? Baskı, şiddet, işte korku imparatorluğu yaratma. İşte korku imparatorluğuyla kendi devamlılığını sağlama amacı güdüyor aslında. Şimdi insanlar düşünün ailesini kabul etmiyor. Diyor ki ben sizinle belli bir müddet görüşmek istemiyorum. Niye? Çünkü ailesiyle tehdit ediliyor işkence altına alınan insanlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veya uluslararası kuruluşlara ilk mesela yakalanan, yani ilk ortaya emniyette ortaya çıkarılan insanların ilk dediği şeyler şu Metin Bey. Hepsi bile istisna şunu söylüyor. Ben siz ailesinin verdiği avukatı istemiyor. Diyor ki ben barodan gelen avukatı veya işte anlaşmalı işte hükümetin anlaşmalı avukatlarını istiyorum diyor. Aslında ya bu normalde zaten her şeyi ortaya koyuyor. Yani insan normalde özel avukatını ister, ailesiyle görüşür, ailesiyle görüştürür ve haklarından vazgeçmez. Haklarından vazgeçirtiliyor. Diyor ki ben sizin ailemin getirdiği avukatı istemiyorum. Niye? Çünkü hazırlanan belli şablon ifadeleri imzalatıyorlar. İstediği şekilde konuşturuyorlar. Artı kesinlikle işte sosyal medyada bunu gündeme getirmeyin. Artı şunu yapın diyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Birleşmiş Milletler'e yaptığınız bütün müracaatları geri çekin diyorlar. Niye diyorlar? Çünkü bu suçu işleyenler yargılanacaklarından korkuyorlar. Yarın bu suçların gerek hukuki gerekse cezai sorumlulukları var ve bunlardan kurtulmaları mümkün değil. Şimdi ailelerde şöyle bir bezginlik var. Yani hukuki mücadele uzun solukludur. Sabır ister, uzun soluk ister, enerji ister. Şimdi kaçırılan ailelerin, kaçırılan insanların yakınlarında bir bezginlik var. Bezginlik olmaması lazım. Bezginlik olduğu zaman zaten işte o bu cürümleri işleyen insanlara pasif olarak destek vermiş oluyorsunuz. Bunların karşılığı var. Bakın
Birleşmiş Milletler karar verdi. AİHM karar verdi. Ve kararların gerekçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu eşkıya grubunu sorumlu tutuyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki işte Venedik Komisyonu'nun işte veya diğer insan hakları kuruluşlarının raporlarını gerekçesine, kararının gerekçesine koyuyor. Ha, biz buradan şunu anlayacağız. Demek ki Venedik Komisyonu, diğer insan hakları kuruluşları vesaire bütün bunların burada yapılan çalışmalar çok kıymetli. Yani siz AİHM'in kararına bunu gerekçe olarak koydurabiliyorsanız, AİHM bunu alıyorsa demek ki bu çalışmalar boşa gitmiyor. Yani bunların bir şekilde o siyasi atmosferden sonra kesinlikle karşılığı olacaktır ki Yeneroğlu'nun AK Parti'nin grup başkanı MKYK'dan sorumluydu galiba. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'ydı. Şu an bağımsız milletvekili. Bunun iki tane önemli demeci vardır. Bu bile tek başına bu dönemdeki suçların faillerini zaten ortaya koyuyor. Ne Evet, diyor o Yeneroğlu? mesele, onu biraz altını çizerek söyler misiniz? Yeneroğlu o Tabii ki. zamanlar neler söylemişti ve Şöyle. arkasından nasıl bir gelişme oldu? İşte Yeneroğlu orada zaten hepinizin malumu ne dedi? Dedi ki bu kaçırılma olaylarının arkasında dedi kesinlikle kamu yoktur dedi. Kamu gücüyle yapılmadı dedi. Ama sonradan istifa ettikten sonra ne dedi? Yani işin doğrusunu o zaman söyledi işte. Bu dedi kamu gücüyle yapıldı. Kamu görevleridir bu operasyonun arkasındaki kişiler. Zaten Metin Bey iktidar medyasının kanalları yurt dışından kaçırılma olaylarını zaten mitin yaptığını bağıra bağıra söylüyor zaten. Yani Mustafa Yeneroğlu'nunki de resmi bir beyanat olmuş oluyor aslında. Yani dolayısıyla biz bu dönemin faillerinin kim olduğunu aramamıza gerek yok. Failler belli. Yaptığı fiiller de belli. Şöyle de Sadece bunun Ömer Bey, şöyle de bir tamamı var. gelişme oldu. Evet. Bir taraftan ailelerin çok yoğun baskıları, öbür taraftan da siyasilerin içinde işte Yeneroğlu gibi, Gergerlioğlu gibi, belki o zamanlar birkaç ismin de ses çıkarması sonucunda bir anda kaçırılanlardan birkaç tanesi böyle karakollarda ortaya çıktılar. Aslında eğer böyle toplu olarak özellikle muhalefetin insan kaçırmaları ve insanlığa karşı bir suç olarak görülen bu kaybedilmelere ses çıkaracak olsalar bu kadar rahat hareket edemeyecekler bunu yapanlar da diye anlıyorum ben. Zaten bakın daha dün oldu yine aynı şekilde Afrika ülkesinde Birleşmiş Milletler'in verdiği karar mahkeme tarafından 3 kişilik 3 tutuklamaydı. Hangi ülke olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Belki siz bilirsiniz. Bir Afrika ülkesinde 3 tane kaçırılma olayı ile ilgili Birleşmiş Milletler kararını dikkate alıp tutuklulardan birisini bıraktı mahkeme. İki tanesini 2 ay sonra muhtemelen bırakacak. Çünkü tedrici olarak bırakıyor. Yani kendi iç kamuoyuna da bir şekilde bunu izah etmesi gerekiyor Erdoğan hükümeti ve Erdoğan rejimi. Bunların iç hukukta zaten yansımaları oluyor aslında. Bakın çok fazla detaylı araştırma yapmamıza gerek yok. Kaçırılan insanların ilk beyanatı Metin Bey diyor ki ya siz uluslararası arenadaki müracaatlarınızı geri çekin diyor. Bakın yani bu istihbarat tarafından bu insanlara zorla dikte edilip söyleniyor. Aynı şekilde biraz önce bahsettim ben uluslararası kuruluşlar da yapılan işkence olaylarını raporlaştırıp işte birçok insan hakları komisyonunun raporlarını kararına gerekçe koyuyor. Aslında çok ciddi bir mesafe alındı. Netice çok yakın o anlamda. Yani bu sorumluların belli başlı insanların yargılanmasıyla ilgili netice bana göre çok yakın. Yargı bu anlamda işlemeye başladı. Yargı mesela kaçırılıp yurt dışından kaçırılıp Türkiye'ye getirilip uzun süre işkence yapılan insanlardan tahliye edilen kişiler var şu an. Bu kişilerin tahliye edilmesinin yegane sebebi tabii ki suçsuzlar ama bu baskıdır. Uluslararası kuruluşların yayınladığı mektuplar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun verdiği kararlar, bu İzzet Özgenç'in haydut devlet dediği ki ben haydut devlet kavramını şöyle yorumluyorum. Devletin içinde çeteleşen haydutlar. Devletin haydutu olmaz aslında. O çetedir o haydut olan aslında. Yani o haydutlar mutlaka hesap verecektir. O haydutlar da bu tip müracaatlardan zaten
korkuyorlar. Bu tip müracaatlar onların ciddi şekilde hareket alanını daraltıyorlar. Ama burada Yani şunun onu yapılması biraz lazım. açar mıyız? Bence Hareket alanını kendi daraltıyor derken Türkiye'deki hukukun geri gelmesinin yanı sıra Türkiye'deki elbette yargılanacaklar. Ama uluslararası hukukta da işkencenin ve insan kaçırmanın çok önemli bir karşılığı var. Ve bunun zaman aşımı da yok. Yani hayatının herhangi bir döneminde bu karşısına çıkacak ve belki de dünyada adım atamayacak hale gelecek diyebilir miyiz bir hukukçu olarak? Bunun Metin Bey, bakın bunun zaman aşımı yok ve ben biraz önce adam öldürme fiilinde de söylediğim gibi siz vazgeçseniz bile bu kişilerin cezalandırılmasından kamu vazgeçmez. Anladınız mı? Yani kamu bundan vazgeçmez. Bu kamusal bir suçtur. Bu şahsi bir suç değildir. Yani bu haydutluğu işleyen insanlar kamuya zarar veriyorlar. Şimdi düşünün. Sizin yaptığınız o suça konu fiil ve eylemlerden dolayı bütün 80 milyon zarar görüyor. Niye 80 milyon zarar görüyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası arenada mahkum oluyor. Bu bir. Bakın uluslararası arenada siz Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkum olmasına sebep oluyorsunuz. İki, bu insanları mağdur ediyorsunuz. Özgürlüklerini elinden alıyorsunuz. Bu insanların yaşam hakkını ellerinden alıyorsunuz, işkence yapıyorsunuz, işte bir sürü hukuka aykırı fiil ve eylemler yapıyorsunuz. Bu zaman aşımı olmadığı gibi bu kamusal bir suçtur. Bundan vazgeçseniz bile o dönem, yani siyasi iklim rahatladığı zaman kayıtlara geçen bütün şikayetleri o dönemin emniyet mensupları ve savcıları mutlaka değerlendirecektir. Uluslararası kararlara geçen bu gerekçeleri alıp o fiilleri işleyen kişiler, bakın yurt dışına gitse bile işte asıl o zaman operasyonun ne olduğunu o insanlar görecek. İşte suçlu kişiyi o zaman nasıl ülkeye de getirip yargılanır, asıl o zaman o ortaya çıkacak. Çünkü senin işlediğin suç uluslararası bir suç oluyor ve uluslararası mahkemeler tarafından tescil edilen bir suç oluyor. İşte o zaman o insanın devletler arası iade anlaşması gereği iadesi sağlanır ve yargılaması yapılır. Ama siz bunu yapmayıp ülkelerin mevcut hukuk düzenini askıya alırsanız bunun adı haydutluk olur. İşte siz hukuk düzenini askıya alıp insanları getirirseniz eğer siz devlet olma özelliğinizi kaybedersiniz. Devleti kendi amaçlarınıza kullanmış olursunuz. Kendi siyasi hırslarınıza, siyasi istikbalinize kurban etmiş olursunuz ve bu yaptığınız fiiller uluslararası hukukta zaten mahkeme Peki, kararlarıyla sabit hale gelmiştir. Nereye giderseniz gidin, bakın nereye giderseniz gidin, bunun işte o zaman devletler arası anlaşma gereği iade edilir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yargılanırsınız. Bunun birçok örneği var. Ben şöyle bitireyim, bakın mağdur yakınları ve özellikle cemaat mensubu insanları demiyorum ben. Kürtler, Aleviler, sosyalistler kim olursa olsun hepsinin bir araya gelip haklarını savunmaları gerekir. Uluslararası mahkemeler bunun kararlarını veriyor ve iç hukukta bunun karşılığı oluyor. Bezmeden, yılmadan, usanmadan insanlar haklarını savunsunlar. Uluslararası mecralara müracaatlarını yapsınlar. Yılmasınlar. Benim tek talebim bu. Buyurun. Evet, burada altını çizmek istediğim bir konu var. Tam da sizin bahsettiğiniz mesele. Dün böyle bir okuma yapıyordum ve bir konuşma da yapmıştım biriyle. Güney Amerika ülkelerinde çoğunlukla bu insan kaçırma olayları görünüyordu biliyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz yüzyılın son Evet. dönemleri. Oralarda Arjantin'de, Şili'de, Kolombiya'da pek çok insan kaçırma olayı filmlere konu olacak kadar yaygın bir haldeydi. Bir süre sonra bu mağdurların, kaçırılanların, kaybedilenlerin yakınları bir araya geliyorlar. Hangi görüşten, düşünceden olursa olsun zaman içinde birleşiyorlar, buluşuyorlar ve bir dernek haline geliyorlar. Dernek o kadar büyük ve güçlü oluyor ki artık seslerini duyurmaya başlıyorlar. Sonraki aşamada da Birleşmiş Milletler'in de zaten bu dikkatini çekiyor ve onların bu birlikteliğinden çıkan sesin sonucunda Birleşmiş Milletler işte uluslararası insanları kaçırma ve kaybetme günü olarak 30 Ağustos'u ilan ediyor ve bu konudaki hassasiyetini arttırıyor. Hatta 90'ın üzerinde ülke bunu imzalıyor ve o tarihten itibaren neredeyse sıfıra inecek kadar Güney Amerika ülkelerinde insan kaçırmalarında bir azalma görülüyor. Yani sizin dediğiniz noktaya geliyorum ben de. Eğer bu konuda mağdur olanlar kendilerini ortak bir mücadele zemininde buluşturabilirlerse, seslerini daha gür çıkarmaya çalışabilirlerse, gerek Türkiye'deki vicdan sahibi insanlarda, gerekse dünyadaki hukuk ve hukuka inanan insanlarda
ses ve makes bulacaktır ve bu işi hoyratça ve kolayca yapanlar da kendilerine yeterince alan bulamayacaklardır diye düşünüyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bakın, Arjantin'de kaçırım olayları 80 yılından önce çok 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 artmıştı. Bunu az çok hepimizin malumu. 83 yılında Arjantin'de uluslararası işte kaçırımlarla ilgili 1983 yılında Arjantin'de uluslararası bir Arjantin komisyonu diye bir komisyon kuruldu 83 yılında. Ve 83 yılından sonra Arjantin'de ve o civardaki ülkelerde bu komisyonun büyük çalışmaları sonucu kaçırılma olayları bitti. Niye bitti? Çünkü bir lobi oluşturuldu. Uluslararası arena harekete geçirildi. Ve kaçırılma olaylarının önünü insanlar almış oldu. Şimdi benzer şeyleri eğer Türkiye'de insanlar yaparsa veya Avrupa'da, Amerika'da ama bunu sadece Gülen cemaati mensupları değil, bunu muhalif olan, mağdur olan herkesin bir araya gelip yapması lazım ve bu neticeyi doğurur. Zaten şu aşamada belli bir yol alındı. Bakın diyorum size, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına geçti bu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun kararlarına geçti. Bunlar çok önemli kararlar. Bunun ötesinde zaten bir karar yok. Bizim sadece görevimiz bu kararları zenginleştirmek, artırmak. Bu kararlar ne kadar çok olursa ülkedeki bu fiilleri yapan insanların hareket alanı daralacaktır. Bakın yurt dışına çıktığı an bu fiilleri yapan insanlar zaten belli başlı insanlar bunlar. Yurt dışına çıksın, haklarında tutuklama ve yakalama kararları çıkartılabilir. Mal varlığına el konulabilir. Yani bu böyle basit işte yaptım oldu işte ne bileyim veya bir mala zarar verme suçu gibi veya bir basit bir hırsızlık suçu gibi bir şey değil bu. Bu direkt insanların özgürlüğüyle alakalı ve bunun kamuyla ilgili olduğu için ve bu devletin de aleyhine işlenen bir suçtur aslında. Çünkü siz devleti uluslararası arenada mahkum ettiriyorsunuz. Devleti işte yine altını çiziyorum İzzet Hoca'nın dediği gibi haydut devlet konumuna sokuyorsunuz siz. Siz hem kaçırmadan dolayı hem de bu aslında vatana hiyanet. Ceza hukukunda, anayasada var. Vatana hiyanet budur işte. Vatan hainliği aslında budur. Siz ülkenin Avrupa'ya dönen yüzünü ne yapıyorsunuz? İşte Rusya'ya ve İran'a çeviriyorsunuz. Şimdi havuz medyasındaki o çetenin uzantıları olan insanları ne diyor işte? Gülen cemaati mensuplarını ya boş verin diyor. İnfaz edin diyor. Açıkça infaz edin diyor. Cem Küçük bunu demedi mi? Ondan sonra bu Selahattin Önkibar demedi mi infaz edin diye ve bunun gibi birçok insan infaz edin diyor. Şimdi bu işte yani kaçırmanın ötesinde daha Bu da artık büyük bir cürüm. Direkt hukuk insan vesaire hayatına tanımıyor. kastetmeye teşvik ediyor bu insanları. Bunu aynı şekilde kim yaptı bunu? İran yaptı. Bunu kim yaptı? Rusya yaptı. Kim? İstibdat devletleri bunu yapıyor. Niye? Çünkü o istibdadını, otoritesini devam ettirmek için bunu yapmaya mecbur, bunu yapmaya mahkum. Ama bunlar böyle, bu böyle kolay bir hadise değil. Öyle Türkiye'de oturduğu yerde bunu demeyle bu uluslararası hukukta bunun karşılığı yoktur. Ve bu insanların suçu yok. Bu insanların devlet aleyhine, şimdi düşünün işte Moldova'daki X bir öğretmen kaçırılıyor. Niye kaçırılıyor? Darbe yaptın. Ya bu adam 20 senedir o ülkede, o ülkenin vatandaşı. Hanımı o ülkenin vatandaşı. Belki de yıllardır Türkiye'ye gidip gelmiyor. Neden kaçırılıyor? İşte cemaatin okulunda öğretmen diye. Şimdi ya böyle bir suç tanımlaması, böyle bir iddia olabilir mi? Yani ortaya zaten mahkeme dosyalarına bakın. Dosyalarda zaten bu insanların darbeyle ilişkilendirildiği hiçbir şey yok. Cemaatin okulunda niye öğretmensin? Yani ya bu suç değil. Artı o ülkeyi ilgilendiren mesela Moldova'daysa Moldova'yı ilgilendirir. Seni ne ilgilendirir? Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren bir durum zaten yok. Yani hiçbir şekilde hiçbir noktasından yani neresinden tutarsanız geçerliliği tutarlılığı olmayan iddialar ve yani siz ülkenin yani vatan hainliği diyorum ya yani ülkenin Avrupa'ya, Amerika'ya işte demokrasiye, hukuku olan yüzünü çeviriyorsunuz, Orta Doğu'ya çeviriyorsunuz. Rusya'ya çeviriyorsunuz, İran'a çeviriyorsunuz. Vatan hainliği işte budur vatan hainliği. İnfaz et, kaçır, öldür. Hiç ya bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur ve bu insanlar bu sözlerinden dolayı
kesinlikle Metin Bey yargılanacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel mahkemelerinde de bu insanlar yargılanıp mahkum olacaklar ve bu mahkumiyetleri çok uzun uzun zamanı almayacak. İnsanlar ümitsiz olmasınlar. Haklı olan insan her zaman hakkının sonuna kadar savunucusu olmalı. Haklı olan insanın hakkı hiçbir zaman aşımına da uğramaz ve bir gün mutlaka kamu otoritesi bunun hakkını mutlak surette bu insana verir. Ama o insan da bu hakkı talep ediyor olması lazım. Talep edelim. Evet. Talep etmekten korkmayalım. Biz güçlüyüz Metin Bey. Çünkü biz mağdur edildik. Bizim haklarımız elimizden alındı. Binlerce insan, 500 bin insan terör örgütü yaftasıyla yargılandı, tutuklandı, soruşturuldu, gözaltına alındı, malları neye konuldu? Ya bu dünyada bunun başka bir örneği yok. 500 bin kişilik bir terör örgütü mü olur? Yani insanlar silah Zaten alamamış, hiçbir Ömer fiil Bey, ve emri yok. Siz terör örgütü diyorsunuz. Ya zaten efendim. gece gündüz insanlara, topluluklara terörist deyip duruyorlar. Ona bir isim de takıyorlar ve sabah akşam gazetelerinde, televizyonlarda bunu söylüyorlar. Ama sadece kelimenin tam anlamıyla kendileri çalıp kendileri oynuyor diyebiliriz. Dünyada hukukun İşte yer terör ettiği, diyenler bakın değil mi? demokrasinin çalıştığı Bu hiçbir ülkede insanlara bunun zaten bir karşılığı olmadığını gördük. Buyurun. bakın terör eylemi şudur işte insan kaçırırsanız bu bir terör eylemidir. İnsanları öldürürseniz bu terör eylemidir. İnsanların öldürülmesini isterseniz açık açık televizyonlarda bu bir terör eylemidir. İşte darbeyi engelleyecektiniz engelleyemediniz bu bir terör eylemidir. Yani terörist diyenler aslında teröristtir. Terör eylemini yapanlar bizzat bunu söyleyenler aslında. Yani aynı şekilde mesela 17-25 Aralık dosyasında da Selam Tevhid dosyasında da bütün o dosyalarda yağız hırsız ev sahibini bastırır derler veya işte suçlu bağırmış suçsuzun ödünü koparmış. Bu sözler gerçekten bu dönemde gerçek oldu. Bu sözlerin tezahürünü biz açık ve net bir şekilde gördük. Hırsız bağırdı, hırsızın ödü koptu. Bu. Yani şu anki bu dönemin özeti bu ama önemli değil. Bakın insanlar güçlerin arkasına alarak bir grubu mağdur edebilirler ama o mağduriyetler bir gün biter ve bu mağduriyetleri yapanlar fiilleriyle ve eylemleriyle sorumlu olurlar. Şu an bu mahkeme kararları da bunların delilidir. Bu insanlar, bu dönemin hakimleri, savcıları, emniyet mensupları, istihbarat elemanları, bu işi teşvik eden, destekleyen siyasiler kendi dosyalarını kendileri oluşturuyorlar. Kendi dosyalarında şu an terör örgütü dedikleri dosyalarda kendileri yargılanıp kendileri mahkum olacak Metin Bey. Bu hep böyle olmuştur. Burada da böyle olacak. Buna emin olun. Bunu kimse ümitsizliğe kapılmasın. Suç işleyen onlar, suçsuz olan insanlar bu cemaat mensubu diye yaftalanan 500 bin, 600 bin mağdur, masum insanlardır. Peki, çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Yani. Uluslararası Kaçırılan İnsanlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bugün vesilesiyle bizimle birlikte oldunuz ve gelişmeleri paylaştığınız çok teşekkürler. Türkiye'de maalesef hala kaçırılmalar var ve devam ediyor. Her ne kadar özellikle cemaate yakın insanlardan, kaçırılanlardan bazıları bulunmuş ve şu anda hapishanede olmasına rağmen Yusuf Bilge Tunç gibi nerede olduğu neredeyse bir yıla yakın süredir belli olmayan, kaybedilmiş olan insanlar var. Onların da aileleri perişan vaziyette, evlatlarının, eşlerinin nerede olduğunu merak ediyorlar. Umarız bir gün onlar da sağ salim şekilde ortaya çıkar ve hukuk karşısında hesaplarını sorarlar. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim Metin Bey.